Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver. Orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayacağım. Sandığa gitmek istemeyenler var örneğin kim? Örneğin Süleyman Soylu gibi insanlar. Hani bir insan bir ordunun içerisine girip de nifak sokar da orduyu birbirine düşürür derler ya. İşte tam da bunun karşılığı Süleyman Soyludur. Süleyman Soylu İçişleri bakanlığı döneminde yaptıklarıyla gerçekten ibret verici bir noktaya gelmiştir. Biz anlatıyoruz, insanlar dinliyorlar ancak iktidar tutuyor kara para akladığı iddia edilen ve yurt dışında kendisiyle arama kararı çıkartılan insanlarla odasında görüşen kişinin adı Süleyman Soylu'dur. O kişiyi devletin yapısıyla birlikte yurt dışına kaçırdığını bütçe komisyonunda itiraf eden kişi Süleyman Soylu'dur. Bir mafya, bir mafya liderinin, bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf edip o siyasetçiyi de ilgili hiçbir şey yapmayan Süleyman Soyludur. Yakalanan tonlarca tonlarca kokainin gerçek patronunu gizleyen ama o arada hiç bu işle alakası olmayan insanları yakalayıp cezaevine koyan Süleyman Soyludur. Süleyman Soylu fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye'de kargaşa yaratmak istiyor. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer millet genel başkanlarımızla ilgili altılı ittifakın ortak bildirisiyle ilgili diyor ki bir büyükelçi bir büyük büyükelçiye gitti. Evet tekerleme gibi. O ondan yaptırım istedi falan filan izin aldı falan. Şimdi ben burada Buradan sana senin gözünün içine baka baka sesleniyorum. Bu doğruysa gereğini yap. Gerçi sen uyuşturucu baronları için gereğini yapmadın. Kara para aklayanlardan ilgili gereğini yapmadın. Mafya liderleri ile ilgili gereğini yapmadın. Sana bu konuda güvenmiyorum. Ama bu konu gerçekten doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver. Orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayayım. Ya gereğini yap ya da bu sıfatların muhatabı kesinlikle sensin. Sen kendin gibi, kendin gibi mi sanıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet liderlerini? Sen kendin gibi mi sanıyorsun? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde ufacık bir lekeyi onlara dokunduramazsın. Sen kendi partisinin lideri olup kendi partisini satan bir bakanlık uğruna kendi kendisini destekleyen vatandaşlarına arkasını dönen bir kişinin tetikçiliğini yapan kendi bulunduğun İçişleri Bakanlığı'nda da bir tek iç işlediği de ilgili makale okumadan bu mürü buraya getirdim diye liyakatsizliğini itiraf eden bir kişisin. Senin sözünün Türkiye'de hükmü yok. Sarayda olabilir. Ama bugün bu yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde vereceksin. Türkiye'de bugün fiyatlar üçe katladı. İnsanlar aldıklarını üç ay önce, dört ay önce aldıkları herhangi bir gıda maddesini iki katı, üç katı daha fazla bir fiyatla alıyorlar. Peki Türkiye bu noktaya gerçekten nasıl geldi? Ne oldu da geldi? Deprem mi var Türkiye'de? Büyük bir afet mi oldu? Savaş mı var Türkiye'de? Savaş mı çıktı? Kuraklık mı var Türkiye'de? Kuraklık mı oldu? 45 milyon insanımız açlık sınırı noktasına neden geldi? Bir tek nedeni var. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü o Dünyada hiç uygulanmayan bir ekonomik modeli Tayyip ekonomisini Türkiye'ye zorla uygulamaya çalışıyor. Bu politikayla faizi indireceğim, enflasyonu düşüreceğim diyor. E yok böyle bir şey dünyada. Yok böyle bir şey. Senin yaptığın bu uygulama Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Dolar 8 TL idi. Şimdi gelinen noktada Tayyip'in ekonomi politikasıyla 14 TL'ye fırladı. Doların fırlaması mazotun fırlamasını, benzinin fırlamasını sağlıyor. Gıda fiyatlarının artmasını sağlıyor. Yani gıda fiyatları arttıkça senin asgari ücrete yaptığın zam bunun gerisinde kalıyor. 4250 lira asgari ücreti çoğalttım. insani noktaya getirdim diye övünürken bir iki ay içerisinde senin yanlış ekonomik politikaların nedeniyle fiyatlar öyle bir fırladı ki açlık sınırı asgari ücretin 500 TL üzerine çıktı. E peki bu doğru mu? Değil. Bundan dönmenin bir yolu var mı? Bundan dönmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın inadından vazgeçmesidir. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dolar milyonerlerine kur korumalı mevda sahibi ben böyle bir sistem çıkartıyorum diyor. Şimdi gerçekten doları olanların kefilini milleti yapıyor. Yani milyarderlerin, dolar milyarderlerinin kefili kim olacak? Milletimiz olacak. Bunu kim söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Bankada doları olanlara diyor ki Türk lirasına çevirin. Örneğin bir milyon lira Türk lirasına çevrilmiş bir parayı mevduat hesabına yatırırsanız bunun 3 ay içerisinde 272 bin lira olarak size geriye dönecek diyor. Bunun en önemli yükünü kim karşılıyor? Hazine. Yani yani millet. Yani doları var vatandaşın. Adam doları yaptığı kendi politik hatalar dolayısıyla dolar sıkıntısı yaşıyor Türkiye. O doları olanlara diyor ki TD'ye çevir. TL'ye çevirirsen ben sana 3 ayda 1 milyona 272 bin lira faiz diyeceğim diyor. E hani faiz bin Recep Tayyip Erdoğan? Kendi inancınla çelişmiyor musun? E senin yaptığın bu politika insanları yoksullaştırdı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ne olacak? Sen günahkarsın. Recep Tayyip Erdoğan'a buradan bir kez daha bütün kameraların kameralarından milletin gözünün içine baka baka söylüyorum. Fail günahtır dedin. Türkiye'deki en büyük faizi uygulayan lider sensin. Üstelik de milleti kefil göstererek yapıyorsun. Bu günahtır. Sen de günahkarsın.